Fikri Toros başkanlığındaki Kıbrıs Türk Ticaret Odası yetkilileri bugün ayrı ayrı Cumhurbaşkanı Derviş Yeroğlu ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber'i ziyaret etti. Heyet ilk olarak Cumhurbaşkanlığındaydı. Cumhurbaşkanı Derviş Yeroğlu da heyeti kabulünde öncelikle Ticaret Odası'nın önemine işaret etti. Eroğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yapması gereken atılımların başında ekonomik hamleler geldiğini de vurguladı. Kıbrıs konusuna da değinen Cumhurbaşkanı Eroğlu, Rum tarafı sadece Maraş'ı güven artırıcı önlem olarak görüyor. Güven artırıcı önlemler karşılıklı olması lazım. Ben de diyorum ki gelin serbest ticaret tüzüğünü geçirelim. Benim halkımın sana güveni artsın. Bu anlaşmadan sonra diyorlar. Niye Maraş anlaşmadan sonra olmuyor dedi. Güven artırıcı önlemlerle Kıbrıs sorununun çözümlenemeyeceğini de söyleyen Cumhurbaşkanı Eroğlu, Kıbrıs'ta anlaşmayı Kıbrıs Türk tarafı kadar Rum tarafı da isterse birbirimizin haklarına saygı gösterirsek anlaşmaya varmamak için bir neden yok ifadelerini kullandı. Kıbrıs sorununda tek ses verme konusunda sıkıntılar yaşandığını da dile getiren Cumhurbaşkanı Eroğlu, çözümü siyasete malzeme yapmamalıyız dedi. Meclis Başkanı Sibel Siber de Ticaret Odası yeni yönetimini kabulünde Kıbrıs Türk halkının dünyada sesinin duyurulması için lobicilik faaliyetlerinin önemine vurgu yaptı. Meclis Başkanı bu yönde komite kurduklarını söyleyerek yaptıkları çalışmaları anlattı. Siber, Kıbrıs Türk toplumunun çözüme ihtiyacı olduğunu kaydetti. Oda Başkanı Fikri Toros da ziyaretlerde devlet yetkilileriyle yakın işbirliği içerisinde çalışmak istediklerini iletti. Toros sadece iş dünyasının değil, Kıbrıs Türk toplumunun çıkarlarının yakın takipçisi olacaklarını söyleyerek olası bir çözüm öncesi Avrupa Birliği uyum çalışmalarının yapılmasının önemine dikkat çekti. Tek ses olmanın önemine de dikkat çeken Oda Başkanı, aksi halde muhataplarımız karşısında yenik düşeriz dedi.